Karardı asla aydınlanmamak üzere ve trafik kazalarında kaybettiğimiz değerlere bir yenisi daha eklendi. Amacımız her gün onlarca insanımızı kaybetmemize, yüzlercesinin ise yaralanmasına veya sakat kalmasına neden olan trafik sorununa diğer hizmetlerimizin yanı sıra bu tür etkinliklerle de çözüm aramak. Hayatınızın kaza istatistiklerinde yer alacak bir rakamla son bulmasını istemiyorsanız lütfen biraz daha dikkat. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı. Bağa girdim, bağa budanmış, bağa bütün adanmış. Bağa girdim, bağa budanmış, bağa bütün adanmış. 15 yaşında da vakit adanmış. Şimdi bir de hurdayı ayırma kanunu çıkmış ya artık. Peş alamazsın. Yaramı
geçme hadi. Yaksan sana, babam köyden beni görmeye gelmişti başkomiserim. Gelin geçtiğinde de oradakilere benim ne kadar büyük bir adam olduğumu anlatmış. Demi çaycılık yapayım, paranın da gözüne vurayım demiş. Bunu diyen köyün ahalisi bebeleri okuldan kaptığı gibi doğru köyün ahalisine çıra vurarak demişler. Yok ya, şimdi çocuklar okula gitmiyorlar mı? Yok başkomiserim yok. Allah'tan köyün imamıyla öğretmeni araya girmişler de tabii okulda çay demleme dersi verilmiş şartıyla bebeleri tekrar göndermişler okula ya. Oh be! Sen ne söylüyorsun? Baş komiser Hasan. Ha evet bir dakika. Tamam. Hafize seni sattık araban için arıyorlar. Efendim? Ay evet benim arabam. Baktınız mı siz arabaya? Çok mu beğendiniz? Gelin görüşelim o zaman. Trafik denetleme şubesindeyim. Ay beni kapla. Tamam. Size de iyi günler. Herkese günaydın. Günaydın Fakir Hanım, günaydın. Günaydın Ahmet, günaydın. Günaydın başkomiserim, günaydın Ahmet. Of, şu sabah uygulamaları beni mahvediyor başkomiserim ya. Fakir'e diyorum ki şöyle teze denilenmiş, davuşanmadı bir çay söyle de içelim ya. Sabah sabah uğraşmasan ölürsün yani Ahmet. Kahvaltı yaptın mı Ahmet, poğaça var yersin. Sağ olun başkomiserim, ben yaptım kahvaltı evde. E tabi çıkma artık sen. Evde asaliteye çocuk da yok. Rahat kahvaltı hep pişirdin. Çıkma aşama bir düzüne de gırtlak var evde başkomiserim. Hayırdır kaynanam mı geldi yine? Sadece kaynanam olsa yine iyi. Bir de saz arkadaşları beraber gelmişler. Homini ya. Valla bunlar da iyi davrandı size ha. Vallahi ben ne anlamadım ki başkomiserim. Mantar gibi çoğalıyorlar. Bölümle. Ne diyeyim Allah kolaylık versin. Benim başımda bir tane de ne oluyor sanki. Vallahi bin kişiye bedelim. Neyse. Demin müdür bey telefon açtı. Uygulamada kullanan uyandırıcıları buraya davet edeceksiniz. Onlara şu hazırlanan teşekkür belgelerini vereceğiz. Uymayanları da buraya getireceksiniz. Onlara da kısa bir eğitim verilecek ve trafik dağıtmanızı alattıracağız. Ekiplere söyle, sürücüleri buraya yönlendirsinler. Anlaşıldı başkomiserim. Hadi size iyi günler. Sağ ol Ahmet. Buyurun başkomiserim. Kapta dolu görevleri. Sana görev var mı? Aha bak görmüşsen. Kadı. Olmaz olur mu başkomiserim? İdari not atmış bana yine. Geçiyorum diye bütün görevlere beni gönderiyorlar. Hayırlısıyla şöyle kara kaşlı, kara gözlü, uzun mu uzun boylu, yıldızlı, karizmatik, motosikletli bir nasıllı. Hepsi billahi şeytanların cebesinden. Amin. Ay siz de aynı kesinlikle başkomiserim. Amin. Nerede o günler yarabbim? Nerede o günler? Ya nerede biliyor musun Fahri? Neyi başkomiserim? Bir hafta sonu ben evde şöyle pijamalarımla televizyon karşısına geçip kudanıp uyuklamayı. Hey yavrum çok uyuklamsız ya. Biz trafikçiyiz başkomiserim. Direksiyon başında uyuklayanlar, içip direksiyon başına geçenler, hatalı dolama yapıp kırmızı ışıklar takmayanlar olduktan sonra bizim hafta sonları uyumakla değil, daha çok bu milleti uyandırmaya çalışmakla geçecek. Vallahi doğru söylüyorsun Fatih'e. Ya geçen gün yola yürüdüm Fatih'e. Taksicinin bir tanesi asfaltın yolda geçen simitçiye çarpacakmış. Başkomiserim? Hiç araçtan inmiş. Simitçiyle kavga etmeye başlamış. Ondan sonra simitçiyi bıçaklayarak öldürmüş. Ha gerçekten mi başkomiserim? Gerçekten ya. Hem adama çarpmamak için uğraş. Ondan sonra da simitçinin canını attı. Olacak iş mi canım bu ya? Haklısınız başkomiserim. Bir taraftan kurallara uyulmuyor. Diğer taraftan trafikte ne insan sevgisi kalmış ne hoşgörü. Sadece kurallara uyulmaması nedeniyle her yıl 5000 civarında insanımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Yok ya! Kaç bin? 5000! Yapma ya! Demek 5000 ha! Ne zannedin ya? Yaralanan da sakatlananlar yanında ekonomik kayıp da cevası. Bir an evvel bu diyarsızlıktan kurtulup sorunu çözüm için herkesin üzerine düşeni yapmasından başka çare yok. Evet başkomiserim. Umarım 2004 trafik yılı bu anlamda herkesi düşünmeye iten, herkes harekete geçer. Valla acayip konuştuysa. Neyse, çayını tazeleyen mi? Ay sen bayağı çayları tazelemenin ne mi yolunu buldun yoksa Adır Efendi? Bak güzel hanım, en yakın masal sana bir şey diyeceğim ha. De bakalım. Ben diyeyim ki, hele her şeyi iğneden, iplik yalanan incelemek. Doğru mu Ayşe? Niye? Evet,
5 yıldır burada yerini geldi adamdan belki. Ola sen mi? Ya başkomiserim ya! Kader! Bacı! Aynen senin gibi böyle çok kız olan bizim bir komşu kızı var. Vallahi sallah! En sonunda kamuoyuna satım oranı yaptılar ona. Başkomiserim ya! Kader! Vallahi başkomiserim! Hep yalanım yok ha! Ya başkomiserim ya! Ya! Fatih'den her ne kadar dinlesek de sen de bilirsin ya. Bacın madarçalarım baba. Vallahi bu titizliği yüzünden evde kalacak ondan korkuyum ya. Hayırdır ne oldu ki? Gel hele başkomiserim gel neler oldu neler anlatın da dinle hele. Bak başkomiserim. Geçenlerde Yunus'la ben genç bir polis arkadaşla sohbet ettik. Bizim Fatih'e yiyor